Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türk Restoraktif Diş Hekimliği Derneği ve Japon Adeziv Diş Hekimliği Derneği işbirliğinde Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Adeziv Diş Hekimliği Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi. And, uh, Kongre Onursal Başkanı Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, kongrenin adezi diş hekimliği alanındaki fikirler, son teknikler ve yeni kavramların uluslararası bir düzlemde paylaşılması açısından önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor Aksoy, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin başarılarına dikkat çekti. Our Faculty of Dentistry Diş Hekimliği Fakültemiz eğitim ve araştırmadaki üstün başarılarıyla üniversitemizin oldukça önemli fakültelerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakültemiz bölgenin en büyük ve saygın diş hekimliği fakültelerinden biri olarak diş hekimliği bilimlerinin ilerlemesine ve hastaların bakımına önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Üniversitemizin erişilebilir ağız ve diş sağlığı birimi de önemli bir sosyal sorumluluk görevini ifa ediyor. Toplumumuzun her ferdine erişilebilir ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunarak tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Kongre Başkanı Diş hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sema Belli, Selçuk Üniversitesi'nin dünyada adezi diş hekimliği alanında da adını duyurduğunu aktardı. Yaklaşık 20 yıldır 5 Japon firmasıyla işbirliklerinin devam ettiğini bildiren Belli, kongrenin düzenlenmesinde bu firmaların ciddi katkılarının olduğunu sözlerine ekledi. Bugün, Yaklaşık 600 katılımcı sayısının bulunduğu ve bilim ve sanat temalı resim sergisinin de sanatseverlerle buluşturulduğu kongrede 150 bildiri sunulacak. Türkiye, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve İsviçre'den uzman öğretim üyeleri alandaki güncel gelişmeleri 1-3 Haziran 2023 tarihleri arasında tartışacak. Of course, the research was continued.